Merhaba arkadaşlar. Birinci dereceden bir bilinmeyenin eşitsizlikler. Aslında birinci dereceden bir bilinmeyenin denklemleri çok iyi kavradıysanız bu konu çok daha basit. Tanım. A eşit değil sıfır olmak üzere. AX artı B büyük eşit sıfır. AX artı B büyük sıfır. Ya da AX artı B küçük eşit sıfır. AX artı B küçük sıfır eşitsizliklerine biz birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik diyeceğiz arkadaşlar. Peki sorular çözerken neler yapacağım? Bakalım. Bunları zaten denklem eşitsizlikleri hatırlarsanız aralık kavramında biraz değinmiştik. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Dağılma özelliği uyguluyorum yine aynı mantıkta. Yani 2x artı 6 eksi 3x artı 12. Çünkü eksi ile eksini çarpma artı 12. Küçük eşittir 0 olacak. Buradan eksi x artı 18 küçük eşittir 0. Eksi x küçük eşittir eksi 18 olacak. Unutmayın. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayıyla çarpar bölerseniz eşitsizlik yön değiştirecek. Yani x büyük eşittir 18 olacak. Aslında bu doğrudur. Bu yapılış şekli doğrudur. Yani burada tam notu alırsınız veya şıklarda bulursunuz. Ama bazen şöyle de yazılabilir. Çözüm kümesi öyle ki x öyle ki x büyük eşittir 18 x eleman r olarak da yazılabilir arkadaşlar. Yine kırmızı tebeşirime geçtim. X artı 4 küçük 12 küçük 5x eksi 3 eşitsizlik sisteminin en geniş çözüm aralığı bulalım diyor arkadaşlar. Bunu gruplara ayırmanız gerekecek. Yani 1 diyelim. Şurada x artı 4 küçüktür 12 ifadesinde x küçüktür 8 olarak yazabilirsiniz. Bunu şöyle renkli bir kalemle bunun içine alalım. Peki 2 diyorum. Bu defa da şu bulut şeyi güzel yazalım. X yani 12 küçüktür 5x eksi 3 diyorum gençler. Bunu bu tarafa aldım. 15 küçüktür 5x. Her taraf 5'e böldüm. 3 küçüktür x. Bunu da yine bunun içine aldık. Peki burada ne diyebilirsiniz? 1 ve 2'den 2'yi güzel yazamadım. Bakın farkındaysanız nelere dikkat ediyorum. 2'den bakın 8'den küçük, 3'ten büyük olan sayılar. Yani 3 küçüktür x, küçüktür 8. Ya da demin de yapmış olduğum gibi çözüm kümesi x öyle ki 3 küçüktür x, küçüktür 8. X eleman r olarak yazabilirsiniz. Ya da bazı kitaplarda ya da 3 açık aralık 8 açık aralık olarak da yazılabilir. X eksi 4, x bölü 4 büyük eşittir 3x eksi 1 bölü 2 artı x eksi 1 eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Bulalım arkadaşlar. Bakın payda işliyorum. Burada artık mantığımız bu kadar basit. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 1 ile, bunu 2 ile, bunlara 1 varmış gibi düşünüp 4 ile genişletiyorum. Yani 4x eksi x bölü 4 burası sol taraf. Büyük eşittir 6x eksi 2 artı 4x eksi 4 bölü yine 4. Sağ ve soldaki 4'ler eşit olduğu için onları yok edebilirsiniz. Yani 3x büyük eşittir 10x eksi 6 olacak. Buradan eksi 7x büyük eşittir eksi 6'dan renkli kaleme geçtim. Her iki tarafı eksi 7'ye bölüyorum. X küçük eşittir 6 bölü 7 olarak bulabilirsiniz. Bunu da şöyle bir çerçeve için alsak yeterlidir. X bölü 0 onda 3 eşittir y ve 6 küçük y küçük eşittir 30 olduğuna göre diyor. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın. Burada y ile ilgili bir şey söylenmediği için y'yi tam sayı almayın. Çünkü y'yi ne alırsınız? Buçuk sayılar da olabilir değil mi? O yüzden ben hemen daha önce yapmış olduğum gibi x bölü 0 onda 3'ü 3 bölü olarak yazıyorum. Eşittir y. Buradan 10x bölü 3 ters çevirip çarptığı zaman eşittir y oldu. Bakın neyi bulmuş olduk? Biz y'yi x cinsinden bulmuş olduk. Çünkü bize yan tarafta y'nin aralığını vermiş. Oraya yerine koyup x'in aralığını bulacağım. Yazıyorum o zaman. Diyorum ki arkadaş 6 küçüktür. 10x bölü 3 küçük eşittir 30. Her iki tarafı 3 ile genişletiyorum. 18. 3 ile genişlettim. 10x. 3 ile genişlettim. 90. Sonra her tarafı 10'a bölüyorum. 1 onda 8 küçüktür x küçüktür 90 ona bölün 9. Ama burada eşitlik de var, ona dikkat edin. Şimdi artık bakın x'in artık neyini bulmuş oldunuz? Aralığını bulmuş oldunuz. Çözüm aralığını bulmuş oldunuz. En büyük tam sayı değeri x eşittir 9'dur. Çünkü eşitlik söz konusu olduğu için en
Büyük. Arkadaşlar bir şırıltı var sanki değil mi? Çünkü şu anda bir oturduğum yerde havuz var. Orada fıskiyeden su geliyor. Bakın şıkır şıkır çok da güzel beni motive ediyor. 5x eksi y eşittir 7 ve 8 küçük y küçük 13 olduğuna göre x'in tanım aralığını bulalım diyor. Yine aynı mantık demek soruyla y'yi bulacağım. 5x eksi y eşittir 7 ise buradan 5x eksi 7 eşittir y olacak. Yani bunu biz şöyle bir çerçeve için alalım. Hocam odamızın her tarafı çerçeve oldu dediğinizi duyuyorum buradan. Bravo. O zaman yazıyorum diyorum ki mavi kalemle yapacağım bunu. 8 küçüktür 5x eksi 7 küçüktür 13. Eksi 7'yi sağa ve sola atıyorum. Artı olarak geliyor 15. Artı olarak geliyor 20. Sonra her tarafı 5'e bölüyorum. 3 küçüktür x küçüktür 4. Bakın neyi bulmuş olduk biz aslında? X'in tanım aralığını. Bize sorulan sorunun cevabı budur. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın y4'ü vermiş bize. Y büyüktür 4. Bu cepte dursun. Şimdi eksi 1 bölü x artı 2y eşittir 2 ifadesini ben önce eksi 1 bölü x'i diğer tarafa atıyorum. 2y eşittir 2 artı 1 bölü x. Sonra bunları şöyle renkli kalemle her tarafı 2'ye bölüyorum. Y eşittir 1 artı 1 bölü 2x olarak ne yapmış olduk? Biz bu ifadeyi sağ tarafa atmış olduk arkadaşlar. Bunu şöyle bir çerçeve için alacağım. Güzel olsun istiyorum. O zaman bakın y'yi bulmuş olduk biz. O zaman diyorum ki y büyük 4 ifadesinde 1 artı 1 bölü 2x'in de ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ben 4'ten büyük olduğunu görüyorum. Biri sallayın öbür tarafa. 1 bölü 2x büyüktür 3. Bakın burada arkadaşlar burada şunu teyit etmemiz lazım. X'e burada negatif bir sayı koyarsanız 3'ten büyük olamaz. Bir kere x kesinlikle buradan pozitif olmak zorunda. Bu cebime koydum bunu. Bakın bir daha söylüyorum. Burada x'e negatif bir sayı koyarsanız büyüktür 3 diyemezsiniz. X'in kesinlikle bir kere pozitif olması şart. Bu cepte dursun. Sonra devamını getiriyorum bunu. İse ters çevirdiğiniz zaman 1 bölü 2x büyüktür 3 ise hatırlayın 2x bölü 1 olacak. Bu da yön değiştirecekti. Bu da 1 bölü 3 olacak. Yani taklattırdık bir nevi. Buranın da x'in de küçüktür 1 bölü 6 olduğunu bulmuş oldum. Bunu da şöyle bir çerçeveleyelim. Şuna. Peki ne diyor bana? Aşağıdakilerin hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar sıfırdan büyük, 1 bölü alttan küçük. O zaman yazıyorum şöyle diyorum ki 0 küçüktür x küçüktür 1. Nasıl küçüktür hocam o? Ben de anlayamıyorum. Küçüktür 1 bölü 6'dır. Yani bakalım şimdi neler var. 1 x eşittir 1 bölü 6. Olamaz. Arkadaşlar zaten küçüktür diye karar verdik. Bu cırtladı. Buna goodbye. X çarpı y negatif diyor. Hayır ikisi de pozitif. Bu da goodbye. X bölü y eşittir eksi 2 bir de kesinlik koymuş. Eksi 2. Onu bilemeyiz. Çünkü daima veya kesinlikle olduğu zaman arkadaşlar hepsi sağlamalı. Bu zaten bunu sağladık. Bunu kabul etmiştik zaten. 0 ile x 1 bölü 6 arası o tamam. X eşittir 8 de goodbye. Demek ki nedir arkadaşlar? Hangisi hangileri doğrudur? Yalnız 4. Aşağıdaki tabloda toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri düzenlenmiştir. Görülüyor zaten arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre artı ve artı c toplamı kaçtır? Bakın sırayla gidelim şimdi. Bir kere sayı olarak bakın x ile y'yi yazdıkları zaman toplama diyor birinci tabloda, tablonun birinci bölümünde çıkartma veya çarpma diyor. Tamam. O zaman bir kere şu m ile neyi bulabiliyorum? M artı n'nin 20 olduğunu bulmuş oluyorum. M eksi n'nin de arkadaşlar 4 olduğunu bulmuş oluyorum. Sayıları kullanıyorum şimdilik. Bunları taraf tarafa topladığım zaman şöyle. Buradan 2m 24 m'nin de 12 olduğunu yakalamış olduk. Bunu şöyle bir bulut içine alalım. M 12 ise şunu kullanabilirsiniz burada. Yani 12 artı n eşittir 20'den. Buradan da n'nin de 8 çıktığını görüyorum. Bunu da kırmızı kalemle bulut içine alalım. Bunları birazdan kullanacağız muhtemelen. Peki bir de n çarpı r var arkadaşlar. Bakın onu da görmenizi öneriyorum. N çarpı r de 96'ymış. En alt satırda. Onu da şuraya yazalım. N silgiye geçti. Çarpı r eşittir 96'dan. N 8 bulmuştuk. 8 çarpı r eşittir 96'dan.
R'nin de 12 olduğunu yine bulmuş olduk. Bunu da şöyle bunun dışına alalım. Şimdi gelelim ABC faslına. Bakın B ne diyor? N artı R. Yani şöyle yazıyorum. B eşittir diyorum. N artı R'ymiş. Arkadaşlar N'yi bulduk. R'yi bulduk. N'yi kaç bulmuştunuz? 8. R'yi de 12 bulmuştunuz. B buradan 28 çıktı. Bunu çerçeveliyorum artık. Odanızı alsın lütfen. Devam edelim. C'yi nereden buluyorsunuz? C'yi de N eksi R'den buluyorsunuz arkadaşlar. Bakın C eksi. C'de N eksi R satırından buluyorsunuz. Yani şununla, bakın görün diye yapıyorum. Şununla şuradan. Yani satır ve sütunlara dikkat edin. Buradan C'de N eksi R diyor. N'den R'yi çıkartırsak 8 eksi 12'den C'nin eksi 4 olduğunu buluyorum. Peki. Bir tane daha var. A'yı da arkadaşlar M çarpı N'den buluyorum. A'da M çarpı N. A eşittir o zaman. M ile N'yi bulmuştunuz. 12 çarpı 8'den A'da 96 çıkıyor. Bakın hepsini bulmuş olduk gençler. Hepsini bulmuş olduk. Artık bundan sonrası kolay. A artı B artı C eşittir. 96 artı 28 eksi 4'ten ise A artı B artı C eşittir. Ne olacak? 90, 110, 118, 124, 120 olacak. 120 sonucuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. Doğru yaptık değil mi? 90, 110, 116, 124, 120. Yanlış yapmayalım diye bakalım. Sizinle beraber çözüyorum çünkü. Aşağıdaki 4 mavi üçgen ve 2 pembe dörtgenin köşelerdeki çemberlerin içine pozitif tam sayılar yazılmış. Gözüküyor zaten. Buna göre A kaçtır? Bakın önce dörtgenlerin köşelerindeki sayıların toplamı birbirine eşittir diyor. Arkadaşlar bu önemli benim için. Dörtgen dediklerimiz ne? Bakalım şimdi. X var. 2A var. X var. 5 var. Bu toplam diğer dörtgenin yani X artı 20 artı A artı Z'ye eşitmiş. Buradan bir düzenleyelim burayı. Buradan bir elimize veriler çıksın. X'ler gitti. 2A'la bir tane A kaldı burada. R eşittir diyelim. Bakın X'ler gitti ya şurada. Şu X'le bu X gitti. A artı X eşittir diyelim. 2A'dan da A gitmiş oldu. Ne kaldı arkadaşlar? Z artı 15. Bunu şöyle bir çerçeve için alalım. Bakın burası önemli. Bunu kullanacağım muhtemelen. Tamam. Şunu da biraz da şöyle sağa doğru yaklaştıralım. Şöyle güzel olsun. Bravo. Şimdi öbürüne geçeceğim. Yani daha doğrusu üçgenlerin, bakın ne diyor? Üçgenlerin köşelerindeki sayıların çarpımı birbirine eşittir. Şu birinci üçgenimiz, bu ikinci üçgenimiz, bu üçüncü, bu da dördüncü üçgenimiz. Bakın orada sadece x'lerin olduğu 1 ve 2 var ya onu kullanacağım. Yani x kare çarpı 20 eşitmiş arkadaşlar. X çarpı 5 çarpı x artı 6'ya. Hangisini kullandık? 1 ve 2'den. Burada x'lerin bir tanesini götürürsek şu cırtladı. Arkadaşlar 20x eşittir 5x artı 30 olacak. 15x eşittir 30 ise buradan da x'in de 2 çıktığını görüyorum ben. Bakın bir tanesini yakalamış oldum. X eşittir 2. Şunu şöyle bir siyah çerçeve yaptım. Peki. Şimdi bakalım 1 ve hangisini kullanabilirim? X'lerin ortak olduğu 1 ve 3'ü kullanabilirim. Yani 1 ve 3'ten 1 ve 3. üçgeni kullanıyorum şu anda. Yani 1. üçgende x kare çarpı 20 vardı. 3. üçgende x var. X artı 6 var. Bir de y var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köşelerinde. X'in bir tanesi gittiği zaman ne kalıyor burada? 20x kaldı. Ya hocam dedim. Sil y nasıl geçiyorsunuz? 20x eşittir. Y çarpı. X artı 6'dan gençler. X'i 2 bulmuştuk. 40, 48'e bölün. Y'yi de 5 buluyorsunuz. Bakın bunu bir daha yapacağım. Çünkü arkadaşlar sizinle beraber çözdüğümü daha önce söyledim. Şöyle yapalım. Bakalım doğru mu gerçekten? X'in 2 koyduk. 40 oldu burası. 40'ı da 8'e böldük. 5. Doğrudur. Peki bir de Z lazım bana. Şimdi Z'yi de lazım. Z çünkü bakın burada X'i bulduk. Şurada Z'yi kullanmamız gerekecek ya. O yüzden onu da 1 ve 4'ten kullanabilirsiniz. Z'yi de bulduğunuz için. 1 ve 4. üçgenlerden arkadaşlar. Ne oldu orada bakalım şimdi. X kare çarpı 20 eşit oldu. X, Y, Z. Bu X'i götürün gitsin hiç. Bir tanesi gitsin bunun. Bu cırt, bu cırt. Yani 20 çarpı x eşittir y çarpı z'den de arkadaşlar y'yi zaten buldunuz 5.
x'de 2 buldunuz. 20 çarpı 2 eşittir. Y'yi 5 bulmuştuk. 5 çarpı z'den de buradan 45. Z'de 45'e bölün 8 çıkıyor. Bunu da şöyle bulalım. Artık bundan sonrasını yapmayan döverler arkadaşlar. Bu espriyi yapmadan duramam. Ne demiştik şurada? Bakın buraya bir daha tik koyuyorum. A artı x eşittir z artı 15 idi ise a artı x'i buldunuz 2 eşittir. Z'yi buldunuz 8 artı 15'ten 23'ten. Buradan a'nın da 21 olarak çıktığını görüyoruz sevgili gençler. Peki. Arkadaşlar bu bölümü de bitirmiş olduk. Burada aslında birinci dereceden denklem ve eşitsizliklerin eşitsizlik konusuna biraz daha değinmiş olduk. Birazcık da rutin olmayan birkaç tane soru çözdük. Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.